Eğer bizim kanalı takip ediyorsanız çok büyük ihtimalle FreeDOS laptop aldınız ve bu laptopa Windows 11 nasıl kurulur çok net ve basit şekilde anlatacağım. Videoyu başından sonuna kadar atlamadan izleyin. Eğer herhangi bir adımı kaçırırsanız bazı problemler olabilir. Bana destek vermek bu tarz teknoloji içeriklerinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve son bölümde de bilgisayara Windows 11 kurmak kadar önemli olan ekran kartı, ses kartı, Wi-Fi, tüm driverları kurulumundan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak açıklamaya koyduğum Microsoft'un resmi sitesinden Windows 11 ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. Tabii ki Windows kurulumu için ayrı bir bilgisayara da ihtiyacımız var. Şimdi Windows 11 USB'yi hazırlamaya başlayalım. Windows'u indirmeden ilk olarak en az 8 GB'lık bir USB belleğe ihtiyacımız var. Çünkü Windows'u bu USB ile kuracağız. Özellikle de kullanmadığınız bir USB olursa iyi olur. Çünkü bunu biçimlendirerek içindekileri tamamen silmemiz gerekiyor. Ve sitede aşağı kaydırdığımızda Windows ISO indirme bölümüne geliyoruz. İndir seçeneğine basmadan Windows 11 ISO bölümünü seçeceğiz. Burada indir dedikten sonra buradan da dili seçiyoruz. Onayla deyince indirmemiz başlıyor. 5 GB'lık bir dosyadan bahsediyorum. Yani en fazla yarım saatte rahatlıkla indirebilirsiniz. ISO dosyası indikten sonra yapmamız gereken en önemli işlem Rufus'u indirmek. Bu uygulama USB'mizi kurulum cihazına dönüştürecek. Yine açıklamada linkini vereceğim. Oradan girip standart olan Rufus'u indirmemiz gerekiyor. Zaten hemen kuruldu. Evet deyip uygulamayı açıyoruz. Uygulamadaki seç butonuna tıklayıp burada RAR dosyası olarak indirdiğimiz Windows 11'i seçiyoruz. Ve en önemlisi buradaki bütün ayarların benimle aynı olmasına dikkat edin. Hedef sistem UEFI, disk bölümü GPT, ayırma birimi 4096, dosya sistemi de NTFS. Bunlar aynı olduğunda başlata tıklayabiliriz. Buradan da OK deyip karşımıza çıkan uyarıya tamam diyoruz. Flash bellek sıfırlanarak Windows kurulumuna hazır hale gelecek. Yaklaşık 5-10 dakika beklememiz gerekiyor. Kurulum bende biraz uzun sürdü çünkü SSD yok. Eğer bilgisayarınızda SSD varsa en fazla 5 dakikada kurulum tamamlanır. Şimdi FreeDOS laptopumuza geçiyoruz. Bilgisayarı açtıktan sonra modele göre değişir ama Asus bir laptop kullanıyorsanız F2'ye basılı tutarak BIOS menüsüne gelmemiz gerekiyor. Zaten çoğu FreeDOS laptop direkt olarak BIOS'la açıldığından bu konuda hiçbir problem yaşamazsınız. Buradaki adım boot menüsüne tıklayıp SanDisk yani USB'mizi seçip direkt olarak kurulum ekranına geçiyoruz. Hemen Windows 11 menüsü karşımıza geldi. Türkçe, Türkçe klavye hepsini seçtikten sonra sonraki butonuna tıklayıp şimdi yükleye basıyoruz. Kurulum başlayacak. Gerçekten oldukça kolay ve basit adımlarla Windows'u kurabileceğiz. Etkinleştirme anahtarı yani lisansı nasıl alacağız bunu son bölümde anlatacağım. Şimdilik sonraki deyip bu adımı atlıyoruz. Buradaki menüde de istediğiniz Windows'u seçebilirsiniz. Özellikle gaming laptop kullanıyorsanız Windows 11 Pro'yu ben kesinlikle öneriyorum. Ben de 11 Pro'yu seçip devam ediyorum. Sonraki adımda şartları kabul edip özel yalnızca Windows'u yükle butonunu seçmemiz gerekiyor. Buradan da Windows'un nereye kurulacağını, hangi diske kurmak istiyorsak onu seçiyoruz. Artık da yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Windows kurulumunu beklememiz gerekiyor. Yani bu kadar kolaydı. Eğer bu adımla adım adım uygularsanız Windows kurulumunda hiçbir problem yaşamazsınız. Eğer özellikle de bir gaming laptop aldıysanız SSD'nin okuma yazma hızları iyi ise 5 dakikada Windows kurulumunu tamamlamış oluyoruz. Sonrasında buradaki ayarları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi en önemli kısma lisans anahtarı ve driverları nasıl halledeceğiz? Hemen başlayalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi çok basit ve hızlı bir şekilde FreeDOS laptop'a Windows 11'i kurduk. Ama şu an herhangi bir lisans anahtarımız yok. Bu yüzden bir lisans satın almamız gerekiyor. Ve bu noktada da piyasanın en güvenilir, uygun fiyatlı ve benim de almış olduğum Windows 11 lisansından bahsedeceğim. Açıklama ve yorumlarda CaseFun'ın linki olacak. Oradan kontrol edebilirsiniz. Eğer bu lisans lisanslardan birini alırsanız en ufak bir problem yaşamadan ömür boyu bilgisayarımızda Windows 11'i rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Ama bu lisanslar yalnızca bir laptop için geçerli. Yani başka bir laptopta bu lisanslar tekrardan kullanılmayacak. Ancak burada format attığımızda, sıfırladığımızda hiçbir şekilde Windows anahtarımız gitmiyor. Çünkü bu lisans aktif ettiğimiz anda bilgisayarın anakartına işleniyor. Bu sayede hiçbir problem yaşamayacağız. Açıklamadaki indirim koduyla beraber de şu anki kurla
aylığında 360 TL'ye Windows 11'i alabiliyoruz ki 1-2 yıl gibi herhangi bir sınırın olmadığını da düşündüğümde gerçekten çok iyi bir fiyat diyebilirim. Windows 11 için bir lisans alacaksanız bu siteye mutlaka bakın. Şimdi de en önemli kısma geçelim. Driver kurulumundan bahsedeceğim. Eğer bilgisayarınız Asus'sa laptopunuzun model numarasını Asus'un sitesinde aratarak burada karşımıza çıkan tüm driverları indirmemiz gerekiyor. HP ve Acer tarafında da yapacağımız adımlar birebir aynı. Eğer olur da aldığınız laptopun model kodu veya seri numarası bilgisayarın sitesinde çıkmazsa SDI Lite uygulamasını indirerek güvenli bir şekilde yine tüm driverlarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine buradaki sitelerin linklerini açıklamadan bulabilirsin. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu tarz teknoloji içeriklerinden anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.